Merhaba arkadaşlar. İhtiyar Matematiğe hoş geldiniz. Peki. Yanımda Hakan var, benim özel ders öğrencim. Onunla beraber bölüm. Ben sana bölüm dedim. Bölüm giriş yapacağız dedim. Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber. Söyle bakalım. Bugün ihtiyar matematik. Hayır, hayır. Herkese selamlar. Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle birlikteyiz. Ne çözeceğiz? Geometri sorusu. 3D yayınların aritmatik... Bak. Oruç kafama vurdu benim. 3D yayınların geometri kitabından bir geometri sorusu çözeceğiz. Siz videoyu durdurun ve çözmeye çalışın. Bence güzel bir soru. Mouse'u buldum. Hemen soru çözümümüze geçelim. Soruda diyor ki 8.1'deki ABCD dik yamuğu şeklindeki kartondan DC üçgen kesilerek çekirdekli gibi yapıştırılıyor. Aslında bunu katlama sorusu gibi de düşünebiliriz. Sonrasında dikliklerden bahsetmiş burada. Şuraların DC'nin 2 birim olduğunu. Gelin onu yazalım. DC neresi? 2 birim. Zaten vermiş. Tamam, buraya yazalım. CE 6 birim mi? Evet. Bunu da vermiş zaten. EB'yi de 3 birim vermiş. Bunu da yazmıştık. Neyse. Bize AC'nin X'in kaç birim olduğunu söylüyor. Arkadaşlar demiştim zaten kesip yapıştırıyorsa aslında buradaki şey, şuradaki şey şöyle morla gösterdiğim yerde katlamış gibi düşünebiliriz. Katlarsak burası 90 derece olacak mı? Evet. Burası 2 olur mu? Evet. Katlayacağımı düşünecek olursak burası 6. Şuradaki açılarımız eşit olacak. Çizgiyle gösteriyorum. Buradaki açılarımıza nokta nokta diyecek olursak şurada da nokta diyelim. Tamam. Peki hala şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız Hakan? Ben kaçırdım ne yapacağımızı. Benzerlik yapacağız. Nerede benzerlik yapacağız? EB'den DCE için benzerlik üçgeni çizerek Yani uzatmaya devam. şunu şöyle uzatacak olursak. Evet, rezalet uzattım yine. Şunu şöyle uzattık, tamam mı? Böyle uzatırsak burası 90 derece mi? Evet. Pekala. Şurası 6 birim bakın. Şurası 6 birim. Burası 3 birim mi? Evet. O zaman burası 2 birimse buraya 1 birim kalacak mı? 2'ye 1 oran gibi düşünecek olursak buraya 1 birim kalır. Pekala, burada güzel bir şey var. Onu görürseniz çok güzel olurdu. Bu da Z kuralı yapacak olursak. Nerede Z kuralı yapacağız? Şurası yamuk olmuş ama önemli değil. Burası ne olacak arkadaşlar? Hatta da şuralara alfa diyelim. Burası da Z'den doğru alfa olacak. Kapıyı kapatsana ya bir. Pekala, şimdi buradaki alfa nereye görmüş arkadaşlar? X artı 2'yi görmüş değil mi? Buraya baktığımız zaman X artı 2'ye. Pekala, buradaki alfaya baktığımız zaman ne oldu lan, ne oldu? Ha, çalışıyormuş. Buraya X artı 1 mi kalacak? Evet, X artı 1 kalacak. Pekala, şimdi ne yapacağız? Ben tekrar bir çizim yapacak olursam. Şimdi şunu şöyle uzattım. Bunu da böyle uzattım. Bozdum bir şeyleri. Bunu da böyle uzatacak olursam. Burada bir dik üçgen yakaladık mı? Evet, yakaladık. Buradaki dik üçgeni ben tekrar şuraya çizecek olursam daha rahat göreceğiz çünkü. Mükemmel. Abi üçgen için her şeyi benzettim. Değil mi Hakan? Buraya 90 derece dedim. Şimdi arkadaşlar burası x artı 1 miydi? Evet. Burası 2 birim burada varsa şuraya h diyecek olursam h kullanılmış mı kullanılmış? H de yani hd yeri x eksi 1 olacak. Burası 6 birim, 3 birim. Hatta şuradan da bakarsak burası 9 birim oldu mu? Evet. O zaman buraya H, buraya D, buraya da A diyecek olursam. Burası 9, burası x eksi 1, burası ne? X artı 2. Burada bir Pisagor yapacak olursak. 9, 12, 15. Oley! O zaman x yerine ne gelecek arkadaşlar? 13 gelir. Cevabımız buradan B seçeneği. Umarım anlaşılır olmuştur. Bence güzel bir soruydu. Değil mi Hakan? Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.